Haydi haydi git. Sayın bakanım, bakabilirsiniz. Sayın bakanım, bir atla fotoğraf söylese aramıza gel. Tamam. Gel bakalım. Çok teşekkür ederim. Sayın bakanım. Sayın bakanım. Yer zakkanı. Bu yavattayım. Sizinle hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Geldim gelemez. Erif Bey gelemez diyeceğim özel. Al seni. Evet, Bayabat Belediye Başkanı, elimizde kızlarımıza hoş geldiniz. Sayın Bakanım, iyi hafta. Sen iyisin, biz iyiyiz. Saygıdeğer valim, çok değerli milletvekilim, daha önceki milletvekilimiz, genel müdürlerimiz, basamıza kıymetli temsilcileri, hepinizi böyle güzel bir günde saygıyla selamlıyorum. Öyle Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Özellikle çoktan beri Sinop'a gelmek istiyorduk ama maalesef bir iki defa aksaklık oldu. Dolayısıyla dedik ki Ramazan da olsa gidelim, birlikte hem iftar yaparız vatandaşlarımızla hem de temel atma açılış merasimi yaparız şeklinde böyle bir planlama yaptık. İnşallah bu gelişimiz hayırlara vesile olur. Son gelen dürlüğü de burada. Bir defa şu müjdeyi vereyim. Değerli vekilim benim başıma etin yedi. Gerze'de bir işletme müdürlüğü kuralım. İşletme müdürlüğü kurmak benim yetkim de değil. Bakanlar Kurulu gerekiyor. Ama ben götürdüm, Bakanlar Kurulu'na kadar götürdüm. İnşallah imzaları da pazartesi toplayacağım elimle ve neticede Sayın Vekil Gerzi'ye çok güzel ama küçük bir orman genel dürünü gibi bir yer olacak. Tamam, bütün işler orada yapılacak. Tamam. Tabii buraya gelirken değerli kardeşler, bugün işte Sinop'a 12 tane tesisin biraz sonra hemen atacağız, açılışını yapacağız. Bunlar 99 milyon TL. Gerze içme suyu ishalatı. Biz Gerze'ye su vereceğiz. İki tane Gerze'de, Saraydüzü'nde, Ayancık'ta bu dereleri ıslah edeceğiz. Gerze'de Mahmut'un ve Yaykıl köyleri dere ıslahları. Sinop ilimizde ceviz, 13 aileye ceviz ormanı kuruyoruz. Parselleyip kura çekeceğiz. Vatandaşlara 3 yıl bakımı masraf bize ait. Geliri 49 yıl vatandaşlara ait olmak üzere bu şekilde cevizi alanlarını vereceğiz. Ayrıca fenli arıcılık, süt sığırcılığı, güneş enerjisi, besi sığırcılığı, besi koyunculuğu ve su tankeri olmak üzere 10 aileye de destek vereceğiz. İşte bu gelir getirici iki tane köy için örnek aldık. Bunu daha bütün köylere yaygınlaştıracağız. Çünkü bizim hükümetimiz bu dönem 5000 köy, 5000 gelir getirici orman kurmak üzere eylem planı hazırladı. Ve biz de burada iki tane örnek, burayı ben çekeceğim. Valimizle ve milletvekillerimizle birlikte gitmesine gerek kalmayacak. Orman genel. Anlaştık mı? Anlaştık. Buraya çok sayıda mini orman genel cürkleri kuracağız yani. Ama bütün fonksiyonlar yapacak mesela Gerze. Başka işletme müdürlüğüm var burada. Beş tane. Onlar neredeyse bütün işler orada yapılacak şekilde vekilime söz verdim. Orada başka yere gitmesin. Arkaya da boşuna uğramasın. Tamam mı? Anlaşıldı. İkinci müjdemiz burada 4580 dekar alanda ağaçlandırma, 9500 dekar alanda toprak muhafaza tesisi ve bozuk ormanlar rehabilitasyonu yapacak. 161.580 dekarda sivil kültür çalışması yapılacak. Bunlar çok önemli çünkü burası engebeli arazi, erozyon. Bakın gelirken biz yağmur yağmış herhalde, toprak akıyor. Dolayısıyla biz burada büyük bir seferberlik yaparak ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve diğer yukarı havza ıslahlarıyla inşallah bu erozyonu da önleyeceğiz. 1 milyon fidan üreteceğiz. Ayrıca 11 köye, bu sene arkadaşlar 11 köyden gelir getirici. İkisini biz kurasını şimdi çekeceğiz bugün ama diğer 9 kurayı da kaymakamlarımız, orman işletme müdürlerimiz çekecek.
770 dekar alanda ceviz ve badem türlerinde 13.210 adet fidan ile ormanlar kurcası ceviz ve badem ormanları vatandaşa bunları kura çekip taksim edeceğiz. Eşit bir şekilde dağıtacağız. Ayrıca 25. müjde Sinop İl Merkezi ilçesinde Yangın Gözetler Polisi Ayancık ilçesinde de toplu koruma ekip binası ormanlara alakalı bir binasının onarımı yapacağız. Ayrıca bazı köyler yol istiyor. Onu da topladık. Orman yolu. 2000 bu yıl 40 kilometre yeni yol talebini karşılayacağız. Orman köylerinin istediği yeni yol tabii. 45 kilometrelik yolu onarım dediler. Onaracağız. 110 kilometre üst yapı, 70 kilometre salat yapısı, köprü, menfez vesaire. 70 kilometre bunu yapacağız. Ayrıca orman teşkilatımız köylerin istediği 10 tane köprü yapacak. Köprü tamam mı? İsmail abi hemen isteyin sana. Biz de köprüler şu an. Sen 10 tane yaptın. Eyvallah sen. Köprü yapmıyoruz biz aslında. DS'yi de köprü yapmıyordu. Mecbur kaldık. DS'lerde köprüler şube müdürlüğü kurduk. Bize ait değil. Köprü normalde belediye hudutlar içinde belediye yapıyor. Köylerde ise özel idare. Şeylerde il özel idaresi. Diğer her oranda her olur. Ama biz de buraya hemşerilik şeyi size 10 tane köprü veriyoruz. Size daha sonra onun hesabını sonra verirsiniz. Sen de sen vatandaşlarla kucaklaşalım. Doğa Koruma Milli Parklar. Efendim Sarıkum Mevki'nde yaban hayatı rehabilitasyon merkezi kuracağız. Burasını özellikle Doğa Koruma Milli Parklar açısından bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz arkadaşlar. Bu maksatla hakikaten burası Sinop var ya, dünyanın cennet. En güzel yeri. Saklı cennet, saklı. Bunu müsaade ederseniz biraz açalım saklı cenneti. İşte biz de aslında burada bir bölge müdürlüğü kurduk. Sayın Valim, bunu size teslim edeceğim. Sinop İli Tabiat Turizmi Master Finansı'nda. Arkadaşlar deniz turizmi ne oluyor ki? Deniz turistleri gelince $1000 bırak. Her şeyden 50 lira falan. Ama diğer bu şekilde doğa turizmi, yerli turizmi ve tabiat turizmine gelen turistler ne kadar bırakıyor biliyor musun? Bir kez işte 10 bin, 15 bin dolar. Uçak indiriyorlar bunu. Uçak indiriyorlar. Dolayısıyla gelin bunu Sinop'ta biz karar verdik. Bütün arkadaşlar desteği isteyecek. Gerçi yapacak. Orman teşkilatı. Tabii bunun liderliğini Bakarma müfakları yapacak. Biz bu konuda Sayın Valim bir master plan hazırladık. Bunu teslim ediyoruz. Esasen arkadaşlarımız gelip inşallah en kısa zamanda sizin uygun olduğunuz vekillerimiz bütün belediye başkan taahhütleri hatta basınımızın huzurunda bir de bu işle ilgili iş adamları ve diğer birimler kültür ve turizm il müdürlükleri onlarla beraber biz bunların bir eylem planı hazırladık. Uygulama eylem planı. İsterseniz bunlardan hangisi öncelikliyse biz bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Yani özellikle pansiyonculuktan tutunuz da dağ turizmine varıncaya kadar yayla turizmine her türlü desteği vereceğiz. Bu sene yaptınız bunu da. Ayağda yol aldık. Bu ince mesafe aldınız inşallah. İnşallah daha şu erkelikteki içeri gelse millet evet. Oraya şey yapsak. Hiç yoktan orada öyle bir yer iş var ettik Sayın Bakanımıza. Evet. Biliyorum ben orada. Tabiat Parkı'ydı. DSE'yi ben Erfelek Barajı'nı yaparken oraya gittik. Orayı koruma altına aldık. Yoksa elden çıkıyordu yani orayı. Ben çok iyi biliyorum. Ben de çok iyi. Evet. Siz de bunu yapıyorsunuz. Meteoroloji. Gelelim diğer hususa. Arkadaşlar biz biliyorsunuz burada bir Batı Karadeniz Gelişim Projesi diye bir proje hazırlattık. Bu Sinop'ta dahil olmak üzere 2019 yılı sonuna kadar bu bölgede 1250 tane tesisi, 1250 tesisi tamamlayacağız. Ve gördüğünüz gibi 18 milyar TL'lik bir yatırım yapacağız. Yani burada yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Bitiş tarihinde bütün arkadaşlar bakanlık ezberledi bitiş tarihi. Nurettin Bey? 31 Aralık 2019, 16.59.
17 değil. 31 Aralık 2019, 16.59. Biz evet. Yalnız kalkıyoruz. Bunlar. Ya çünkü siz belki şey yapıyorsunuz ama bu çok önemlidir. Biz daima İstanbul'dan başladım ben. Temel atarken açılış tarih saatini veriyoruz ki herkes ona kilitleniyor. Yoksa şimdiye İstanbul hala sus kalırdı. Tamam mı? Bunu özellikle uygulayın. Onun için biz hedef koyuyoruz. Herkes ona kilitleniyor. En aşağıdan bakanına kadar. Ben de bir ezbere biliyorum. En aşağıdaki benim elemanım mühendisinde onu biliyor. Bölge müdüründe biliyor. Mesela bugün şimdi gelirken telefonla talimat verdim. Bu sulama var ya. Saray düzü sulamasını 2017 sulama mevsiminde bitireceksiniz diye 2018'i kabul etmiyorum. 31 Mayıs 2017. Tamam. 31 Mayıs 2017. 31 Mayıs 2017 saat 10.59. Ha. Onu yaz. Müteahhitle de sen pazar ki iyi sıkı pazar ki vatandaşa da idare edelim onlar.